Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir süredir ülkemizdeki kurumsal faaliyetlerini sürdüren Vivo'nun amiral gemisi modeli X80 Pro'yu inceleyeceğiz. Bakalım X80 Pro bizlere ne gibi özellikler sunuyor? Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Vivo bir süredir Türkiye'de de kurumsal olarak faaliyetlerini yürütüyor. Genel olarak aslında biz Vivo'yu orta segment cihazlarıyla tanıyoruz. Çünkü üst segment modellerini ülkemize çok fazla getirmiyor. Fakat biz bu üst segment cihazlardan birini edindik, X80 Pro'yu, ve sizler için incelemek istedik. İlk olarak incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Sonrasında teknik özelliklerle devam ederiz. Evet arkadaşlar, Vivo X80 Pro oldukça şık bir tasarıma sahip ve bu tasarımı zaten şöyle kutuya baktığınızda içinden şık bir telefon çıkacağını anlayabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi devasa bir kutuyla geliyor arkadaşlar. Bu kutunun içerisinde insan ister istemez ne olduğunu merak ediyor. Şöyle isterseniz ben bir kutuyu da sizler için açayım. Hemen şurada zaten telefonumuz çıkıyordu, onu atlıyorum. Burada kılıfımız var arkadaşlar. Kılıfı ben şuraya çıkartmıştım hatta. Silikon bir kılıf değil. Biliyorsunuz genelde böyle Çinli telefon markalarından silikon kılıflar çıkıyor. Ama Vivo buna biraz daha değişik bir materyalden yaptığı kılıfı koymuş. Şöyle kocaman bir şarj cihazımız var. Bu Vivo'nun flash şarj teknolojisini destekliyor arkadaşlar. Ve üzerine baktığımda 80 watt maksimum verdiğini görüyorum. Tabii ki bir adet tip C kablomuzda bulunuyor içerisinde. Bunları hemen koyayım. Bir de kulaklık çıkıyor arkadaşlar. Kablolu bir kulaklık. Tabii kablolu kulaklık kullanan çok fazla kalmadı ama Vivo böyle üst düzey bir cihaz yaptığı için bir adet de kablolu kulaklık koymuş içerisine. Buradan da kılıfımız çıkıyor arkadaşlar. Böyle güzel şık bir kutumuz mevcut. Yani şu zamanda çoğu telefon kutusundan aslında, hani kulaklığı bırakın, şarj adaptörü bile çıkmadığını düşünürsek, Vivo burada hem hızlı şarj adaptörünü koymuş, hızlı şarj adaptörünün yanı sıra bir de kulaklık eklemiş. Ama bence burada kablosuz bir kulaklık koysaydı çok daha güzel olabilirdi ki biliyorsunuz telefonun yanına kablosuz kulaklık ekleyen markalarda mevcut arkadaşlar. Gelelim tekrar telefonumuza. Vivo X80 Pro aslında ön taraftan baktığımız zaman rakiplerine benzer bir tasarım çizgisine sahip. Kavisli yan kenarlar, ince alt ve üst çerçeveler ve delikli ekran tasarımıyla geliyor. Burada özellikle benim parantez açmak istediğim bir konu var arkadaşlar. Vivo kenarlardaki çerçevelerin oranını bir hayli düşürmüş. Yani oldukça ince çerçevelerden bahsediyoruz ve alt ve üst çerçeveler de neredeyse incelik tarafında birbirleriyle aynı. Yapılan ölçümlere göre bu ekranın gövdeye oranı arkadaşlar %89.9, yani %90'lık bir ekran gövde oranından bahsedebilirim sizlere. Bu da gerçekten telefonun göze hoş görünmesini sağlıyor. Şunu söyleyebilirim. Telefonun arka kısmına geçtiğimizde bizleri tamamen farklı bir kamera kurulumunun karşıladığını görüyoruz arkadaşlar. Burada bir Zeiss logosu var. Zeiss'i biz nereden hatırlıyoruz? Tabii ki Nokia'dan. Biliyorsunuz Nokia uzun yıllardan beridir Zeiss'le çalışıyordu. Özellikle bu kamera konusunda, telefon kameraları konusunda. Fakat burada artık muhtemelen yeni partneri Vivo olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bu telefonun kamera tarafında Zeiss'ten destek aldığını sizlere belirtelim ki biliyorsunuz Zeiss özellikle mobil kameralar konusunda uzmanlaşmış bir marka. Aynı Leica gibi. Burada telefonun ana kamera kurulumunun gayet başarılı olduğunu sizlere söyleyebilirim. Zaten birazdan çektiğimiz fotoğrafları vesaire de sizlere göstereceğiz. Hatta biz bu cihazı arkadaşlar Samsung Galaxy S22 Ultra ile de karşılaştırdık. Onun için de bir video hazırlıyoruz. O video da önümüzdeki günlerde yayınlanmış olacak. Böylece iki amiral gemisinin fotoğraflar tarafında, kamera tarafında nasıl bir performans sergilediğini de direkt canlı olarak görmüş olacaksınız. Tasarımdan devam edelim. Telefonu şöyle elinizde tuttuğunuz zaman arkadaşlar sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonu bulunuyor. Sol tarafta ise herhangi bir giriş çıkış ya da butona yer verilmemiş. Cihazın alt tarafında sim kart yuvamız var. Burada yine USB Type-C yuvamız bulunuyor. Bu cihazda herhangi bir 3.5 mm'lik kulaklık girişi vesaire yok. Zaten kutudan çıkan kulaklık da, kablolu kulaklık da tip C portuna sahip. Yani onu ne yapabiliyorsunuz? Burada şarj kablosunu taktığınız tip C portuna bağlayarak kulaklığı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan ön tarafa ekrana geldiğimizde biraz ekran özelliklerinden bahsedelim. Bizlere 1 milyar renk sunan bir AMOLED ekran söz konusu. HDR 10 Plus özelliği var ve
Maksimum parlaklığı da tam 1500 nits arkadaşlar. Bu değerin normal olarak üst segment telefonların bile üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak amiral gemisi cihazlarda maksimum parlaklık 1200 nits civarlarında arkadaşlar. Dolayısıyla Vivo'nun burada ekrana ayrı bir önem verdiğini sizlerle paylaşabilirim. Ekranın çözünürlüğü 1440x3200 piksel, 517 ppi ile piksel derinliği mevcut bu cihazda. Ekran tarafında gerçekten çok iyi. Yani bizim deneyimlerimize göre video izledik, oyun oynadık vesaire, gerçekten bize ekran tarafında güzel şeyler sundu bu telefon. Orta segment cihazlarla zaten karşılanamaz arkadaşlar. Yani orta segmentteki en iyi cihaz bile bu ekranın yanına yaklaşamıyor. Üst segmentte karşılaştırdığınızda tabii ki arada böyle ya bu mu bu mu diye düştüğünüz oluyor. Ama Vivo'nun bu cihazda ekran tarafında güzel işler yaptığını sizlere söyleyebilirim. Ekrandan devam edelim. Şunu soracak olabilirsiniz. Ya bu ekran acaba hani ne gibi şeylere dayanıyor diye. Burada arkadaşlar IP68 toz ve su sertifikalı bir cihazdan bahsediyoruz. Yani hem su geçirmiyor hem toz geçirmiyor. 1,5 metreye kadar 30 dakikada hiçbir şekilde su almıyor. Yani bu telefonla havuza vesaire girebilirsiniz arkadaşlar. Girdiniz diyelim, herhangi bir şekilde su geçirmediğini sizlerle paylaşabiliriz. Tabii ki bu şu değil arkadaşlar. Bu bir su altı kamerası değil. Yani ben bunu suyun altına sokup suyun altında video çekebilir miyim diye söylemeyin. Çünkü suyun altına soktuğunuz zaman ekranı açıkken arkadaşlar direkt olarak ekran kendini kilide alıyor. O an video vesaire çekiyorsanız da duruyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Atıyorum bir su altı fotoğrafı ya da su altı görüntüsü çekeceksiniz. Telefonu şu şekilde daldırdığınız zaman yarı yarıya eğer suda olursa o zaman video çekmeye devam ediyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi tam olarak daldırırsanız eğer suya, o zaman video çekimini vesaire sonlandırıyor cihaz ve ekranını da direkt olarak kilitliyor. Peki bu aşamada su geçiriyor mu? Tabii ki su geçirmiyor. Ama suyun altında da cihazı dediğim gibi tamamen sokarak kullanmanız çok mümkün değil. Şimdi gelelim telefonumuzun kullanım özelliklerine. Zaten cihaz gördüğünüz üzere standart kalıplara sahip. Yani öyle aman aman alışılmadık bir genişliği ya da aman aman alışılmadık bir ene sahipliği söz konusu değil. 215 gramlık bir ağırlığı var. Evet biraz ağır ama tabi buradaki kamera modülünün muhtemelen bu ağırlıkta rolü çok yüksek diyebiliriz. Şimdi şunu soracak olabilirsiniz. Ya bu kadar 205 gramlık ağırlık için bataryası ne kadar? 6000 mi 7000 mi? Hayır arkadaşlar. 4700 mAh'lık bir bataryaya sahip bu cihaz. Yani batarya biraz daha büyük olabilirdi. Baktığınız zaman 200 gramı geçen bir ağırlık söz konusu. Dolayısıyla ağırlık 200 gramı geçtiği için bataryanın da şöyle bir 6000 mAh falan olmasını bekliyorsunuz. Fakat hayır, 4700 mAh'lık bir bataryamız bulunuyor. Bu bataryanın günü çıkarıp çıkarmadığını birazdan teknik özelliklerde değineceğiz. Tutuş hissiyatı vesaire gayet iyi arkadaşlar. Yani şöyle tuttuğunuz zaman elinizde kavrayabiliyorsunuz. Tek elinizde kullanım imkanı son derece rahat. Yani acaba hani biraz kalın mı, tek elimde kullanamaz mıyım diye düşünmeyin. Hani benim ellerim çok büyük değil. Ben bile rahatlıkla bu cihazı tek elimde kullanabiliyorum. Yani bu açıdan size herhangi bir sorun çıkartmıyor. Yalnız şu var. Ekran koruyucu takmakta biraz zorlanabilirsiniz. Kavisli bir ekran olduğu için her ne kadar taksanız da arkadaşlar bir süre sonra yanlardan bırakıyor. Bu da önemli bir nokta. Ama dediğim gibi ekran koruma teknolojisi vesaire gayet güzel, gayet koruyucu. Yani çizilmelere karşı vesaire telefonu koruyabiliyor. Hani cebinizde atıyorum bir anahtarla yan yana gelebilir ya da bozuk parayla yan yana gelebilir. Ekranda herhangi bir çizilme vesaire olmuyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım ve gelelim teknik özelliklere. Teknik özelliklere geldiğimiz zaman tabii ki ilk olarak ne? Telefonun Yonga setinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 1 Yonga seti bulunuyor. 4 nanometrelik bir Yonga seti. Dolayısıyla güç tarafında cihaz bize herhangi bir problem çıkartmıyor. Elbette buradaki önemli olan nokta ne? Vivo'nun bu işlemciyi nasıl soğuttu? Vivo burada özel bir teknoloji kullanmış. Bu teknoloji sayesinde telefon öyle aman aman ısınmıyor arkadaşlar. Biz bu cihazda Call of Duty Mobile oynadık, PUBG Mobile oynadık. Yani telefonu zorlayan oyunlara yer verdik. Genel olarak baktığımızda hani yarım saatlik bir oyun deneyimi sonrasında telefon, cihaz çok fazla ısınmadı. Bir de şöyle bir artı var arkadaşlar. Şurada zaten kamera modülü çok geniş bir yer kaplıyor gördüğünüz gibi. Şurada da batarya bulunuyor. Telefon normalde şuradan ısınması lazım. Fakat şu kamera modülü sayesinde belki bir soğutucu katman daha eklenmiş oluyor. Eliniz çok fazla ısınmıyor. Zaten şu batarya kısmı daha az ısındığı için İşlemciler, RAM, işte Yonga seti vesaire hepsi şu kısımda toplanmış durumda. Burada da kamera katmanı tamamen şurayı kapladığı için buraya elinize çok fazla bir ısı vesaire gelmiyor arkadaşlar. Zaten hani Snapdragon 8 Gen 1 bir Yonga setinin hemen bir oyunda yarım saatte vesaire ısınması da çok mantıklı olmazdı. Ki günümüzdeki artık orta nesil Yonga setleri bile çok daha güçlü yapıdalar. Dolayısıyla
halihazırdaki oyunların ya da uygulamaların bu yonga setlerini vesaire yorması çok da mümkün değil arkadaşlar. Arka planda pek çok uygulama açıkken bile siz oyuna girdiğinizde herhangi bir donma kasma olmadan rahat bir şekilde oyunu oynayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim telefonumuzun RAM kapasitesine. Burada 12 GB'lık bir RAM kapasitemiz var. Dahili depolamada ise 256 GB'lık bir dahili depolama alanına sahibiz. Genel olarak baktığımızda ikisi de yeterli diyebiliriz arkadaşlar. Malum günümüzde pek çok üst segment cihazda bile 8 GB RAM kullanılıyor. Bir de artık sanal RAM diye bir olay girdi hayatımıza ki pek çok markada bunu kullanıyor. Bu nedir? Bizim dahili depolama alanındaki kullanmadığımız yerleri RAM olarak kullanma ihtiyacımız arkadaşlar. Ben bu telefonun RAM'ini 17 GB'a vesaire çıkartabilirim ama gerek var mı diye soracak olursanız bence gerek yok. Ben bu cihazı 12 GB RAM'de kullandım ve RAM tarafında hani o dahili depolamada hiçbir zorlanma, kasma, donma, herhangi bir uygulamada açılma sorunu, kasma sorunu olmadı. Tabii ki burada aklınıza şu gelebilir. Ya peki bataryası bizi kurtarıyor mu? Dediğim gibi 4700 mAh'lık bir batarya var. Arkadaşlar yoğun bir kullanımda bir günü çıkartıyorsunuz. Yani sabah kalktığınız bu telefonu şarjdan aldığınız atıyorum saat 7 gibi. Akşama kadar çok yoğun kullanırsanız saat 9 gibi 10 gibi şarjınız bayağı bir azalmış oluyor. Ama gün içerisinde işte ben çok işte çalışıyorum, telefonuma bakmam vesaire diyorsanız telefonunuzun şarjı duruyor. Lakin sürekli telefon elimde, sürekli ben Instagram'a bakıyorum, işte canım sıkıldıkça oyun oynuyorum vesaire derseniz o zaman dediğim gibi telefonun şarjı akşam 7'yi 8'i falan anca çıkartıyor. Lakin burada az önce de belirttiğim üzere cihazın içerisinden hızlı şarj adaptörü de çıkıyor. Dolayısıyla telefonu 0'dan 100'e arkadaşlar sadece 38 dakika içerisinde şarj edebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. 80 watt hızlı şarj sayesinde telefonu şarja takıyorsunuz. Saniyeler içerisinde zaten %10, %20 bandını geçmiş oluyor. Yani sabah evden çıkacaksınız diyelim. Baktınız telefonunuzun şarjı böyle %3, %5 seviyelerinde. Şarja takıyorsunuz. Bir 10-15 dakika içerisinde böyle %30, %40'lara varıyor. Bu da sizin o günü çıkartmanıza yardımcı oluyor. Tabii o zaman telefonun kullanımını biraz daha azaltmanız lazım. Yani Instagram'dır, sosyal medyadır vesairedir. Bunları da biraz daha az zaman geçirirseniz bir günü çıkartabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar sürekli olarak arkada çalışan uygulamaları kapatmanız önemli. Biliyorsunuz arkada çalışan uygulamalar Android platformunda bir aylı fazla güç tüketiyor. Şimdi gelelim telefonumuzun kamera kurulumuna. Az önce de belirttiğim üzere bu cihazın kamerasında arkadaşlar Zeiss'te bir iş ortaklığına gidilmiş durumda. Burada 50 megapiksellik 1.6 diyafram aralığına sahip geniş açılı bir kameramız bulunuyor. Buna 8 megapiksellik f3.4 diyafram aralığına sahip periskop telefoto kamera ve 12 megapiksellik bir telefoto kamera eşlik ediyor. 48 megapiksellikte ultra geniş açılı bir kameramız mevcut. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Buradaki 8 megapiksellik f3.4 diyafram aralığına sahip periskop telefoto kameramızda 5x optik zoom özelliği de bulunuyor. Bu cihazda 8K ve 4K'da videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta ise 32 megapiksellik geniş açılı bir selfie kameramız mevcut. Peki bu kamera gerçekte realde bizlere nasıl bir performans sunuyor? Dilerseniz şimdi Vivo X80 Pro ile çektiğimiz video ve fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Şu anda bizi Vivo X80 Pro modelinin arka kamerasından görüyorsunuz. Arka kamerasında 4K 60fps çekim yapabiliyor. Şu anda da 4K çözünürlüğünde bir çekim yapıyoruz. Şöyle bir yakınlaştıralım, ne kadar net bir kamera olduğunu sizler de görün. 4K'da bile bozulmaların çok az olduğunu görüyoruz. Bunun dışında ses performansı da bu şekilde. Etraf gürültülü, yanımızda E5 var. Buna rağmen genel olarak iyi bir performans sergilediğini söyleyebiliriz. Şöyle bulutları gösterelim. Gayet hoş bir kamera performansı bizlerle beraber. Herkese selam arkadaşlar. Şu anda beni Vivo X80 Pro modelinin kamerasından görüyorsunuz. Aynı zamanda aldığınız ses de yine şöyle göstereyim. Arkamızda E5 var.
şu şekilde gürültülü bir ortamdan beni duyuyorsunuz. Eğer şu an size sesim net geliyorsa Vivo X80 Pro modelinin mikrofonunun gürültü engelleme tarafında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir ters ışığa geçelim, düz ışığa geçelim. Ön kameranın performansı da bu şekilde. Siz nasıl buldunuz? Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, toparlamamız gerekirse telefon genel itibariyle güzel özelliklerle donatılmış. Lakin şu anda Türkiye'de satışı yok. Özellikle optik zoom olayı çok güzel. Hani yakınlaştırması vesaire bozmuyor. Gayet başarılı. Bu açıdan baktığımızda telefonun hayli iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu telefon Türkiye'ye gelirse kaç paradan satılır? Bu da önemli bir unsur. Örneğin şu anda Galaxy S22 Ultra'yı alabilmemiz için bizim 25 bin hatta daha üzeri fiyatlar ödememiz gerekiyor. Apple zaten çıkarttığı telefonlara 30 bin üzeri etiketler sunmuş durumda. Ama bu cihazın şöyle bir artısı var. Dolar bazında baktığımız zaman S22 Ultra'dan daha düşük bir fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Eğer Vivo bu tutumunu Türkiye pazarı içinde sürdürürse bu cihazın S22 Ultra'dan daha ucuza satışa çıkacağını söyleyebiliriz ki dediğim gibi S22 Ultra ile bir kamera karşılaştırması yaptık biz bu telefon için. Bunu da önümüzdeki günlerde yayınlayacağız. Oraya baktığınızda da hangi cihazın daha başarılı bir kameraya sahip olduğunu zaten kendiniz de görebilirsiniz ve buna göre bir karar verebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu cihazla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularını cevaplamaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.